Merhaba gençler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. Sırı MUBA Fasikül Soru Bankası'nda Gold Test 4 ile dersimize devam ediyoruz. Gençler birinci sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak birinci sorumuza dersimize başlayalım. Aşağıda verilen işlemlerden hangisinin sonucu en küçüktür diye sordu. Şimdi gençler öncelikle hemen üst ifadeleri değerlene hesap edelim. Eksi 2'nin dördüncü kuvvetinde 4 çift olduğu için artıya dönecek. 2'nin dördüncü kuvveti 16. Artı 16. Artı 4'ün karesi 16. İkisini toplarsak 32 iki olur. A şıkkındaki işlemin sonucu. Şimdi B'ye bakıyorum. Eksi 2'nin dördüncü kuvvetinde gençler parantez olmadığı için sonuç eksi olacak. 2'nin dördüncü kuvveti 16. Artı Eksi 4'ün karesi gençler. Kare olduğu için sonuç artı olacak parantez var. Ne olur? 4'ün karesi de artı 16. Eksi 16 ile artı 16'yı toplarsak işlemin sonucu 0 olur. B'ye geldim. Eksi 2'nin 5. kuvveti. Gençler bakın 5 tek sayı olduğu için eksi 32. Artı eksi 2'nin 5. kuvveti yine eksi 32 olur. İkisini toplarsak eksi 64 olur diyoruz. Evet, eksi 3'ün üçün 3. Üçüncü kuvvetinde 3 üç tek sayıdır. Eksi 27 olur. Arada eksi var. Eksi 3'ün 4. kuvvetine gençler. 4 çifttir. O halde artıya dönecek. Artı 81 olur. Şimdi burayı gençler şöyle düzenleyelim. Eksi 27. Bakın eksi olduğu için öncelikle toplamayı çeviririm. Artı eksi 81. Şimdi eksi 27 ile eksi 81'i toplarsam 7 1 daha 8. 8 2 daha 10. Eksi 108 olur diyoruz. Bakın gençler buradaki en küçük ifade eksi 108'dir der. Denizli şıkkını doğru yanıt olarak gösteririz. Evet devam edelim. ikinci sorumuza geçelim. Tam sayılarda gençler işlem tanımlanıyor. Bakın üçgen olduğu zaman 3 kere çarpılıyor. Kare olduğu zaman gençler 4 kere çarpılıyor. Yani 4. kuvveti anlıyor. Burada 3. kuvvet diye düşünebilirsiniz. Buna göre işlemin sonucu kaçtır? Gençler eksi 2'nin ne yapıyorum? 3 kere çarpacağım. Yani eksi 2'nin 3 kere çarpması gençler 3. kuvveti demektir. Eksi. Eksi 3'ün kare içerisinde olduğu için 4. kuvvetini alacağım. Şimdi gençler eksi 2'nin 3. kuvvetine 3 tek sayıdır. Eksi kalacak. 2'nin 3. kuvveti 8. Arada eksimiz var. Evet. Eksi 3'ün 4. kuvveti 4 çift sayıdır. O halde artı 81 olacak diyelim. Şimdi buradan şöyle düzenlersem. Eksi 8 artı eksi 81. Eksi 8 ile eksi 81'i toplarsak eksi 89 olur. İşlemimizin sonucu A şıkkı doğru yanıt olur deriz. Evet devam edelim. Üçüncü sorumuza bakalım. A tam sayısı olmak üzere. A tam sayı olmak üzere. Olduğuna göre A yerine kaç farklı tam sayı yazılabilir? Gerçi öncelikle eksi 4'ün karesi. Eksi 4'ün karesi. Şimdi parantez olmadığı için eksi 16 demektir. Diğer tarafta eksi 4'ün karesi. Gençler parantez olduğu için artıya dönecek ve artı 16. Şimdi ne olacak arkadaşlar? Eksi 16'dan büyük olacak A sayısı ve artı 16'dan küçük olacak. Yani bu sayılar arkadaşlar eksi 15 eksi 14 eksi 13 gibi geliyorum. Nereye kadar? Önceki sıfıra kadar gelelim. Devam ediyorum. 1 2, 3, nokta nokta artı 15'e kadar devam ediyoruz. Şimdi gençler öncelikle bakın 0'a kadar yani eksi 1'e kadar arkadaşlar 0 saymıyorum. 15 sayı burada var. E 15 sayı da burada var. Bir de sıfırımız var gençler. Topladığımız zaman toplamda 31 sayı yazılır diyorum ve B seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet devam edelim. Dördüncü soruya bakalım. A tam sayı olmak üzere eksi 1 üzeri A 1'dir. Buna göre aşağıdaki verilen eşitliğe göre A tam sayısı aşağıdaki hangisi olamaz? Şimdi gençler A'nın eksi 1'i pozitif yapması için ne olması gerekir? Mutlaka çift sayı olması gerekir. Olamaz dediğine göre o halde çift olmayan sayı bakın burada 3 bizim A yerine yazabileceğimiz bir sayı değildir diyorum. Ve C şıkkını işaretliyorum. Diğerleri bakın çift sayılar A yerine yazılabilir diyelim. Evet devam edelim. Beşinci sorumuza bakalım. Olduğuna göre K'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Gençler öncelikle eksi 5'in üçüncü kuvveti artı eksi 6'nın karesini bir hesap edelim. Şimdi gençler eksi 5'in üçüncü kuvveti 3 Üç tek olduğu için eksi durur. 5'in üçüncü kuvveti 125 artı 2 çift olduğu için artı 6'nın karesi 36 Şimdi bu iki ifadeyi toplarsam gençler aslında toplamak demek zıt işaretli olduğu için çıkaracağım. 5'ten 6 çıkmaz 15'ten 6 çıktı 9. 1'den 3 çıkmaz 11'den 3 çıktı 8. Eksi 89 demektir. Evet gençler eşitsizlikte yerini yazacak olursam bakın bu ifadenin değeri eksi 89 oldu. O da eksi 89 büyüktür diyorum ki burada gençler kendi alabileceği değerler nelerdir? Eksi 89'dan küçük olan sayılar yani eksi 90 eksi 91 eksi 92 gibi sayılardır arkadaşlar. Bakın bu böyle devam eder. En büyük sayı dediği için arkadaşlar bakın burada eksi 90 olur sorumuzun yanıtı. Şimdi cevap şıklarına baktığımız zaman arkadaşlar cevap şıklarının yanlış olduğunu görüyorum. O halde istersek şöyle düzeltelim cevap şıklarını. Bu arkadaşlar eksi 88 olsun. Eksi 89 eksi 90 ve eksi 91 olsun diyorum. Ve C şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet. Devam edelim gençler. 6. soruya geçelim. A 3 basamaklı en büyük pardon en küçük pozitif tam sayı. Hemen A'yı bulalım. 3 basamaklı olacak. En küçük pozitif olacak. Yani artı 100. B en büyük rakam. Gençler rakam biliyorsunuz 0'dan 9'a kadar olan sayılardı. O halde 9'dur. Benden ne istiyor gençler? A artı B üstü 0'ın işlemin sonucunu istiyor. Hemen yerlerini yazalım. 100 artı 9 üstü 0. Gençler 109 üzeri 0 ne olur arkadaşlar? 1 olur. İşlemimizin sonucu artı 1 olarak yazarız. Evet, D şıkkı doğru yanıttır derim. Evet. 7. soruya geldiğim zaman işlemin sonucu kaçtır diye sordu. Gençler 15'in 0. kuvveti 0 çift bakın zaten taban pozitif. O halde 1'dir. Artı eksi 1'in 14. kuvveti 14 çift olduğu için artı olacak. Evet artı 1 olarak yazarız. Eksi. Eksi 4'ün 3. kuvveti 3 tek sayıdır. Eksi kalacak. 4'ün 3. kuvveti de 64'tür. Şimdi gençler bakın. 1 ile 1'i toplarsam artı 2. Şimdi eksi ile eksi yan yana gelince artık direkt artıyı çevirebilirim. Artı artı 64. 2 ile 64 toplarsak da 66 olur. İşlemimizin sonucu denizli şıkkı doğru yanıttır diyelim. Evet denizli şıkkı sorumuzun doğru yanıttır gençler. Bakın burada eksi 62 olsa da 66 sorumuzun doğru cevabı olur diyoruz. Evet devam ediyorum gençler. Bir sonraki soruya geçiyorum. 8. soruya geldiğim zaman yukarıda verilen üst ifadelerin kaç tane sonucu pozitif değildir? Yani negatif. Arkadaşlar pozitif değildir. Aynı zamanda bakın sıfırda atlamayalım. Sadece negatifleri düşünmeyeceğiz. O halde öncelikle işaretleri tespit edelim. 4 olduğu için bu pozitiftir. Bakın parantez var. Şimdi gençler bakın. Eksi eksi 2'nin sıfırıncı kuvveti. Şimdi öncelikle bu sıfır olduğu için çifttir, artıdır. Ama önünde eksi var. Eksi ile artıyı çarparsak eksi olur. Eksi 1'in altıncı kuvveti altının parantezi yok. Eksi olur. Sıfır da arkadaşlar zaten bu işlem sonucu da sıfırdır. Yani pozitif değildir. Bakın pozitif olmayanları soruyor. 1, 2, 3 tanesi pozitif değildir. Ve C şıkkı doğru yanıttır. E, dokuzun soruda A ve B birbirinden farklı negatif tam sayılardır. Buna göre X, Y, Z sayılarının hangileri pozitif bir tam sayıdır diye sordu. Gençler burada A ve B'nin farklı negatif tam sayılarık verebiliriz. Bakın eksi 1'e eksi 2 vermek istiyorum. O halde x'e baktığımız zaman eksi 1 çarpı eksi 2 ne olur arkadaşlar? Artı 1. Pardon artı 2. Yani bu işlem kesinlikle pozitif olacak. Evet benden pozitifler istedim. A'nın karesi ve B'nin karesinin toplamı eksi 1'in karesi artı eksi 2'nin karesi gibi düşünelim. Eksi 1'in karesi artı 1 Eksi 2'nin karesi artı 4. Topladığımız zaman gençler yine artı 5 yaptı. Bakın pozitif bir sayı. Evet bu da pozitif diyelim. A'nın 3. kuvveti ve B'nin 5. kuvveti. Gençler A yerine eksi 1 yazarsam. Eksi 1'in 3. kuvveti artı. Eksi 2'nin 5. kuvveti. Gençler bakın her şekilde burası eksi olacak. Burası da eksi olacak. 2 negatif sayı toplarsak sonuç eksi olur. İstersek bakın eksi 1 artı eksi 32 diyorum sonucun eksi 33 olduğunu gösteriyoruz. O halde bunlardan hangileri pozitif gençler? X ve Y pozitiftir diyorum. X, Y cevabına A şıkkında işaretliyorum. Evet devam ediyorum. 10. soruya geçiyorum. Şevval 4 üstü 3 şekeri 3 kardeşiyle birlikte eşit olarak paylaşıyor. Buna göre her bir kişiye kaç şeker düşer? Gençler şevval var. 3 kardeşle birlikte dediği için aslında 4 kişi paylaşıyorlar. O halde 4 üstü 3'ü 4'e böleriz. Şimdi 4 üstü 3 demek 64 demektir. 4'e bölersem 16. Peki 16 arkadaşlar nedir? 16 2'nin 4. kuvvetine eşittir. Bakın buradan da B şıkkı doğru yanıt olur deriz. Evet. Arkadaşlar başka sorumuz var mı? Evet 11 ve 12. sorumuz var. Yukarıda verilen çarpım tablosuna göre işlemin sonucu kaçtır dedi. Öncelikle değerlerini hesap edelim. Yani işte ifadeler bakın. Eksi 2'nin ikinci kuvveti artı 4 demektir. Eksi 1'in karesi artı 1 demektir. Eksi eksi 2'nin ikinci kuvveti. Gençler bakın burası eksi 8. Önünde eksi var. Bu da artı 8 olur. Eksi 3'ün karesi de eksi 9'dur gençler. Parantez yok. O halde A artı 4 ile artı 1'i çarpıyorum. Şöyle göstereyim istersen. Artı 4 çarpı artı 1 A'nın değeri artı 4. B'ye bakıyorum. Artı 8 ile artı 4'ü çarpıyorum. Artı 4 çarpı artı 8. Artı 32. C'ye baktığımız zaman eksi 9 ile artı 1'i çarpıyorum. Eksi 9 çarpı artı 1. Eksi 9'dur. D'nin değeri de eksi 9 ile artı 8'i çarparsak. Eksi ile artı çarptım. Eksi 9 kere 8 72. Benden istediği gençler A artı B. Eksi C artı D. Şimdi yerlerini yazalım. A 4 B 32 idi. Eksi C'nin değeri eksi 9. D'nin değeri eksi 72. Şimdi 4 ile 32'yi topladım. 36. Arada eksimiz var. Eksi 9 ile eksi 72'yi toplarsak gençler eksi 81. Bakın eksi ile eksi yan yana geldi. Bunları direkt artıya çevirebilirim. O halde 36 ile 81'i topluyorum. 6, 1 daha 7. 8, 3 daha 11. 117 olur sorumuzun yanıtı A seçeneği doğru yanıttır deriz. Evet, 12. soruya geldiğim zaman yukarıda verilenler göre A üstü B işleminin sonucu kaçtır? Gençler A neymiş? 5 sayısının toplama işlemine göre tersi. Yani A'nın değeri 5'in toplama göre tersi eksi 5'tir. B eksi 2 sayısının toplama göre tersi. B'nin değeri de eksi 2'nin toplama göre tersi artı 2'dir. O halde A üstü B eksi 5 üstü 2 Gençler 2 olduğu için artıya dönecek 5'in karesi 25. Artı 25 denizli şıkkında yer alıyor. Ve D şıkkı doğru yanıttır deriz. Evet arkadaşlar bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.